Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben çözümpark.com'dan Özhan Gülal. Bugün sizlerle farklı bir video ile yine karşınızdayız. Peki bugün ne anlatacağız? Arkadaşlar bugün .NET Core üzerinde Fluent Migrator anlatacağız. Peki Fluent Migrator tam olarak ne? Arkadaşlar herhangi bir yazılım geliştirme sürecinde, geliştirme esnasında bile müşterinin talepleri dinamik olarak değişmekte. Ve bu dinamik olarak gelen değişiklikleri anında bazen projenize yansıtılması isteniyor. Tabii bunlarla beraber projeye yansıyan bu değişikliklerle beraber veri tabanında da bazı değişiklikler söz konusu. Veri tabanı şeması, bazı tabloların silinmesi, yerine yeni tablo gelmesi, mevcut tablolar üzerinde kolon yaratılması, primary key ya da foreign key'lerde yapılan değişiklikler, kısacası tablolar zaman zaman değişebilmekte. Tabii geliştirme ortamında yapılan bu tür değişikliklerin farklı ortamlara da yansıması gerekmekte. Ne gibi? Şu an biz mevcut yazılım geliştirme süreçlerimizi development environment üzerinde gerçekleştiriyoruz ve herhangi bir modül için table ekleyeceğimizi varsayalım. El yordamıyla kendi dev ortamımızda bunu ekleyip üzerinde çalışmaya devam edebiliriz. Gayet güzel. Ama kendi tester ve kalite sorumlularımızın da bunu test edebilmesi için QA environment'a yine iş analistlerimizle beraber müşterilerin test edebilmesi için staging yani user acceptance test environment'ına ve en sonunda da production environment'a bunun aktarılması gerekiyor. Bunu el yordamıyla yapmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyoruz. İlla ki bir şeyler unutuluyor çünkü. Bir ortamda yapılan değişikliğin başka bir ortama yansıyabilmesi için iki ortam arasında hiçbir farkın bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Ama el yordamıyla bir değişiklik yaptığınızda tablo unutabilirsiniz. Tablo olmaz, kolon unutursunuz. Kolonu unutmazsınız, kolonun tipini yanlış verebilirsiniz ya da tipini doğru verirsiniz. Ama o kolona özgü belki de bir veri kısıtlaması var. Bunu unutabilirsiniz. Bu aksaklıkların önüne geçebilmek için, yani bu tarz şeyler unutmamanızı sağlayabilmek için Fluent Migrator göstereceğim şimdi sizlere. Ve bunu otomatize edip farklı platformlara taşıyabileceğimiz güzel bir örnek diyebiliriz bunun için. Tabii ki de başında da söyledik. Fluent Migrator, Fluent Migrator Runner, Structure Map, Structure Map Microsoft Dependency Injection paketlerini NuGet Packages üzerinden indirip kuracağız. Ardından ise yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir örneğimiz var? Ben halihazırda var olan bir database üzerinden ilerleyeceğim. O da genelde database üzerinde query egzersizi yapan arkadaşlarımız iyi bilirler. O da Northwind. Peki ne var Northwind içerisinde? Captain, Journey, Journey Documents diye 3 farklı table ekleyeceğim. Kaptan ve seyir yani Captain ve Journey arasında bir kaptan birden fazla sefere çıkabilir mantığı ile bire çok ilişki ekleyeceğim. Bir seferin birden fazla dokümanı olabilir mantığıyla Journey ve Journey Documents arasında da bire çok ilişki söz konusu. Captain ve Journey Documents arasında da bir kaptanın birden fazla sefer dokümanı olabilir mantığı ile ayrı bir Journey Documents olayı var arkadaşlar. Böyle bir ilişki söz konusu. Peki demoya geçiyoruz. Şimdi şurada bir adet console application'ımız var. Next diyorum. Fluent yazamadım. App dedik şöyle. Create'e bastık. Tamam. Gayet güzel. Uygulamamızı kodlamaya başlamadan önce hemen arkadaşlar sağ tık yaptım. Manage NuGet Packages üzerinden ihtiyacımız olan paketlerin kurulumunu sağlayalım. Package Source'u ola çektim. Browse'a geldim. Ve buraya Fluent Migrator yazıyorum. Sözleşmeyi kabul edelim. Bunun kurulumu sağlandı. Tamam. Structure map. Bunu da kabul ettik şöyle. Gayet güzel ve en son structure map
Microsoft Dependency Injection arkadaşlar. Bunu kuracağız. Tamam. Bu kurulum da sağlandı. Solution Explorer penceremizde bir düzenin olması taraftarıyım ben. O yüzden ilk önce bir tane folder ekliyorum. İsmi ise Migrations. Sağ tık yaptım bunun üzerinde. Ekle diyorum. Bir class daha ekleyeceğim. Class'ın ismi ise Initial Migration arkadaşlar. İhtiyacım olmayan kütüphaneleri kaldırıyorum. Using Fluent Migrator denilen bir tane kütüphanem var. Onu ekliyorum. Herhangi bir erişim kısıtlamam yok. O yüzden public olarak belirliyorum Access Modifier'ı ve Migration klasından da bir adet arkadaşlar kalıtım alıyorum. Şöyle Migration klasının içerisine girip bakarsak eğer bu bir abstract class, yani tek başına kullanamıyoruz. Yani bir yerlerden kalıtım almamız gerekiyor bunu kullanabilmemiz için. Migration'dan kalıtım alıyoruz. İçerisinde bazı metotlar var. Pardon. Kontrol nokta yaptım. Implement ettiğimde iki farklı metot benim kullanımıma sunmakta. Peki nedir bu metotlar? Bu metotlardan birincisi down, diğeri ise up. Up'tan başlayalım. Up arkadaşlar database üzerinde gerçekleştireceğiniz değişiklikleri içeren metottur. Down ise aynı değişiklikleri geri almanızı sağlayacak olan metottur. Bilginiz olsun. Herhangi bir hata yaptığınızda ya da bir modül geçici olarak kullanılacaktır. Bunları gerçekleştirdiğinizde down'ı yeniden çalıştırırsanız database üzerinde yapmış olduğunuz tüm değişiklikleri vesaire geriye alırsınız. Yeniden ihtiyaç duyarsanız app'ı çalıştırır ve yolunuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum. Peki, bunun yanı sıra ne yapmamız lazım? Ben her zaman şununla başlıyorum. Sizlere de bununla başlamanızı tavsiye ederim. Bir adet migration için arkadaşlar şöyle tek parantez açıp gösterirsek bir long tipinde versiyon numarası, bir de string olarak versiyon açıklaması yazmanızı bekliyor sizden. Bazen büyük projelerde çalışıyorsanız buraya ne yazacağınız konusunda tereddüte kalabilirsiniz. Çoğu şirket ve ben de dahil olmak üzere genelde şu şekilde ilerliyoruz. Nasıl? Şu an 28 Ocak 2021 tarihi saat 14:26. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. 2021 01 28 26 14 şeklinde tersten bir numara vermiş oldum long tipinde. Virgül koyuyorum. Bir de buraya string olarak versiyon numarası vermem gerekiyor. İşte versiyon 1.0.0 gibisinden bir şey sallayabilirim. Description'ı bu şekilde olabilir. Ya da buraya kısa açıklayıcı ama bir o kadar da amacınızı anlatabilen ifadeler de yazabilirsiniz. Fakat versiyon yazmak çok daha mantıklıdır. Bilginiz olsun. Peki, buraya kadar geldik. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk önce arkadaşlar up metodumuzun gövdesini dolduralım. Bir tane region açıyorum buraya. Region dedim. Burada tablolarımız yer alsın. Buradayım. Hemen başlıyorum. Create dedim. Table. Buraya bir tane isim veriyorum arkadaşlar. Captain dedim. Sonra with kalımın dedim. Yine string ifade olarak ID'yi verdim buraya. Gayet güzel. Bunu diyorum ki as integer 32 bit olarak tanımla. Boş geçilmesin. Primary key olsun. Ve Identity, yani otomatik artam olsun. Tamam, güzel. Bir de şöyle bir şey yapıyorum. Yine with column diyorum ki buraya geldim. Name, surname olarak farklı bir sütun daha tanımlıyorum. sString, bunu string olarak tanımlayacağız. Ve 50 karakterlik bir sınırlamamız söz konusu burası için. Bu da boş geçilemeyen alanlardan olsun. Gayet güzel. Şu an ilk table'ımız hazır diyebiliriz. Captain table hazır. Farklı bir table daha yaratıyorum. Create
Journey dedim. Bunda bir ID'si var. Primary key olacak ve identity şeklinde. Buraya bir de şöyle bir şey yapalım. Journey description gibisinden bir şey olsun. Sıfır açıklaması. String 100 karakterlik bir alana ayıralım. Boş geçilemesin. Bir kolonumuz daha söz konusu arkadaşlar. Captain ID'yi alacağız buraya. Yanlış oldu. Şu ismi yanlış verdik. Tamam. Güzel. Ve nullable olsun bu. İlişki kolonumuz çünkü. Foreign key olarak kullanacağız. Son bir table'ımız kaldı arkadaşlar. Onu hemen şuraya yazalım. Create table, pardon. Bunun için de diyorum ki journey boş geçiremeyecek. Primary key olacak. Şuna da Journey Document Description diyelim. String yaptım. Bu da not nullable olsun. De burası için bir journey ID'yi aldım. Bir de Captain ID'yi alacağım arkadaşlar. Bu şekilde bunları da yazmış olduk. Peki, gayet güzel. Şu an table'larımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi bu bir up metodu ve bu up metodu sayesinde uygulamamızın içerisine yerleştirilmesi gereken yeni table'ları yerleştireceğiz. Tabii şöyle bir durum var. Sadece table şeklinde bunların biz yerleştirilmesini istemiyoruz. Aynı zamanda foreign key olaylarının yani bu ilişkilerin de gerçekleştirilmesini istiyoruz. Add region dedim. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bunların arasında birçok ilişki vardı arkadaşlar. Create dedim ki foreign key. Bir isim veriyorum buraya. Foreign key olduğu için ben genelde FK ile başlarım. FK journey ID dedim. Güzel. From table
Journey table üzerindeki foreign column hangisi peki? Captain ID. Hangi table'a doğru? Captain table'ındaki primary column olan ID'ye doğru arkadaşlar. Tamam. İlk ilişkimizi gerçekleştirmiş olduk. Bir diğerindeyiz. Bu ne peki? Journey documents arasındaki ilişki. Create dedim. Foreign key olarak. Buraya geldim. FK alt çizgi. Journey ID diyelim şöyle. From table. Journey documents'tan. Peki burada da hangi alan? Foreign column olarak. Journey ID'yi aldım. Yanlışlıkla sıfıra basıyorum sürekli. Kusura bakmayın. Hangi table için? Journey için. Buradaki primary column hangisi? ID. Gayet güzel. Ve son ilişkimiz Captain ve Journey Documents arasındaki ilişkimiz. Create dedim. Foreign key. ID şeklinde gerçekleşsin. From table. Journey Documents. Buradaki foreign column. Haydi. Gayet güzel. Bunları da hazırlamış olduk. Şu an görmüş olduğunuz gibi table'larımız hazır. Foreign key'lerimiz hazır. Bunu şu an hani örnek olsun diye initial datalar nasıl ekleniyor onu da göstereceğim ama onları comment out yapacağım. Şurada bir nokta virgül unutmuşuz. Tamam, gayet güzel. Onu kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece bilginiz olsun diye ekliyorum. Region dedim ki initial data. Insert into table dedim. Hangi table? Mesela captain nokta row dedim. Satır bazlı olarak new. Şöyle id ise eşittir 1 olsun. Mesela virgül koydum. Name surname'di daha. Şurada bir görelim. Aynen name surname şeklinde. Bir tane isim uyduralım mesela Edward. Teach gibisinden bir şey olsun. Tamam. Bu şekilde de arkadaşlar verilerin içerisine initial data ekleyebiliriz. Ama dediğim gibi bunu şimdilik kullanmayacağım. Sadece size göstermek için yaptım ve command out yaptım. Ardından da gayet güzel. Peki şimdi bu class'ımız hazır ama app kısmı hazır. Yani database üzerinde gerçekleştireceğimiz değişiklikler hazır. Bizim ne yapmamız lazım? Down olayına girmemiz lazım. Down olayını gerçekleştirirken de arkadaşlar ilk aşamada şunu yapacağız. İlk önce relation'lar ardından
Table'ları silmemiz gerekiyor. Relation'ları silmeden table'ları silemeyiz. Bilginiz olsun. Geldim. Region. Foreign keys dedim. And region. Delete. Foreign key dedim. Foreign key'in ismini vereceğiz arkadaşlar. Buraya FK alt çizgi Journey Captain ID dedim. Hangi table üzerinden? Journey üzerinden. Değil mi? Gayet güzel. Delete dedim. Foreign key. Yine FK alt çizgi. Şuraya geldim yine. Journey Documents dedim. Gayet güzel. Ve artık hatta şunu şöyle copy paste yapabiliriz. Sadece şurayı değiştireceğim. Hatta Journey Documents şurası Captain ID olacak. Tamam. Gayet güzel. Done metodu için foreign keyler kısmı tamam. Yine farklı bir region açalım mesela. Kodumuz ne kadar düzenli olursa okuması o kadar güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden bu kadar çok region kullanıyorum ben. Delete nokta table dedim. Şunları şöyle. Basit şeyleri copy paste yaparak ilerletebiliriz. Captain, Journey ve Journey Documents şeklinde görmüş olduğunuz gibi table'ları da silebileceğimiz ortamı hazırladık. Şöyle bir bakarsak gayet güzel. Class'ımızı public yaptık. Migration'dan kalıtımı aldık. Versiyon numarasını ve versiyon açıklamasını yazdık. İlk önce up metodumuzun içerisinde veri tabanında gerçekleştireceğimiz değişiklikler hazır. Ardından ise down metodu içerisinde önce foreign key'ler yani relation'lar, ardından ise table'ları delete etmemiz gerektiğini söyledik. Peki şimdi ne yapmamız gerekmekte? Arkadaşlar artık uygulamanın kendisini kullanacağız. Yani bu hazırlamış olduğumuz class'ı çalıştıracağız ve database'e yansımasını bekleyeceğiz. Bakalım nasıl gerçekleşecek. Program CS tarafına geçtim arkadaşlar. Orada mesela şu şekilde ilerleyebiliriz. Hello World şimdilik burada kalsın. Bize bir zararı kesinlikle yok. Ama yukarıda yazmak zorunda olduğumuz bazı şeyler var. Bazı kütüphaneler var. Using dedim mesela Fluent Migrator. App nokta Migrations. Kendi class'ımız burada çünkü. Bunu bir kere almamız gerekiyor. Ardından Using Fluent nokta runner. Bunu da aldım. Gayet güzel. Using Microsoft nokta extensions nokta dependency injection. Bunu da aldım. Ve using structure map. Bunu da aldık. Gayet güzel. Her şey yolunda gibi duruyor şu an. Arkadaşlar structure map'i neden kullanıyoruz? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum ben size. Burada çünkü console application olduğu için bir dependency injection söz konusu değil. Ve bunu mapleyerek ilerletmemiz gerekiyor. O yüzden structure map'e ihtiyacımız var ki container'ın içerisine register edebilelim. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Şimdi şuraya geldim. Var dedim. Services eşittir. New service collection yapıyorum. Buraya girdim. Ne kullanacağım? Add Fluent Migrator Core kullanacağım. Gayet güzel. Bir altına indim. Diyorum ki Configure Runner.
Tek parantezi açtım. İçine girdim. Şöyle bir lambda expression kullanıyorum. Bu yıldır dedim. Nokta, ups, pardon. NSQL Server 2002 dedim. With global, connection string burada. Şimdi burada connection string ifademizi yazacağız sizlerle beraber. Uygulamam lokalde. O yüzden server'a geldim. Burada bir nokta koydum arkadaşlar. Takiben hangi database üzerinde çalışacaksam onun da ismini veriyorum. Tamamının doğru olmasına dikkat edin. Ben şu an Windows Authentication modla bağlanıyorum database'ime. O yüzden Trusted Connection'a True verdim. Multiple buraya True. Gayet güzel. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Peki buradaki hangi migrations'ları gerçekleştirecek? With migrations in dedim. Şuraya type of kendi initial migration'ımı yazıyorum. Bunu diyorum ki uygulayacaksın. Gayet güzel. Şurada bir parantez eksik. Tamam. Ve ardından da diyorum ki build service provider dedim. Tamam. Gayet güzel. Bu kısmı hallettik. Peki takiben ne yapmamız lazım arkadaşlar? Structure map olayını gerçekleştirmemiz lazım. Geldim buradayım. Var dedim. Bir adet container tanımlıyorum. New container. Tabii ki de bunu konfigür etmem lazım. Şöyle bir yine lambda expression kullanalım. Config dedim. Buraya geldim. Farklı bir lambda expression'a daha ihtiyacım var. Bunun içerisine girdiğimde şöyle bir doldurmam lazım. Assembly containing type'ı alacağım. Type of program dedim. Gayet güzel. Alt satıra indim. With default conventions. Tamamıyla mapleme işlemi için gerekli olan komutlar diyebiliriz bunlar için. Assembly containing type. Bu sefer iMigration Runner bu yıldır. Nokta virgülü gerçekleştirmiş oldum. Şuraya bir ups yanlış oldu. Bir nokta virgül niye koyduk mu oraya? Şunu şöyle yapmak istiyorum ama. Burada bir küçük parantez hatası mı yaptık şöyle bakacak olursak. De şöyle. Tamam. Fark ettim. Şu boşluğu da şuradan kaldıralım. Şöyle bir KD yapıp CTRL CTRL KD yapıp kodumuzu düzenledik. Tamamdır arkadaşlar. Konfigürasyon kısmımız da hazır sayılır. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Bir adet arkadaşlar try-catch bloğu oluşturacağız. Şöyle. Try'ın içerisinde migration'ın kendisinin yer almasını istiyoruz. Yapabiliyorsa yapsın, yapamıyorsa catch kısmından exception fırlatsın. O hatayı görelim şeklinde bir yaklaşımımız olacak. Using dedim. Var. Scope eşittir. Services nokta create scope. Buradayım. Var runner.
scope nokta pardon service provider nokta get required service dedim. iMigration runner'ı çağırıyorum. Tamamdır. Gayet güzel. Buraya dikkat. Runner nokta migration up diye metodumu çağırdım. Eğer istersem runner nokta migration down'la beraber nereye down edeceksem onu da almam gerekiyor. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi long bir değer istiyor. O istenilen değer aslında arkadaşlar şu. Bunu şu an çalıştırmayacağım ama görün diye yapıyorum. Yapıştırdım ve command out yapalım. Burayı da herhangi bir sıkıntı çıkarsa ve rollback yapmamız gerekirse diye de onu da şu şekilde kullanıyoruz. Runner nokta rollback to version denilen şöyle açtığımızda yine bir istediğiniz versiyonu yazabilirsiniz. Sıfır yazarsanız da ilk yapmış olduğunuzdan migration'dan bir öncekine döner. Ama tabii ki de biz onu tavsiye etmiyoruz sizlere. Nereye rollback yapacaksanız oranın versiyon numarasını yazabilirsiniz. Burayı da command out yapalım. Ve eğer ki her şey yolundaysa arkadaşlar console.writeline ile bize gelip burada migration has successfully executed. Migration başarılı bir şekilde çalıştı diye bir mesaj göstersin. Gayet güzel. Catch kısmında ise şurada exception E diyelim ve E'nin mesajını göstersin. Herhangi bir problem varsa da ekranda kalsın ki hatayı tam olarak okuyabilelim. Gayet güzel. Peki şimdi eğer ki bir hata yapmadıysak başarılı bir şekilde gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Emin olmak adına bir çalıştıralım. F5'e bastım. Şöyle Hello World dedi. Migration has successfully executed. Bakalım gerçekten de successfully bir şekilde olmuş mu? Kapattık şunu şöyle. Geldim. Burada SQL Server'ı daha önceden açmıştım zaten. Bir Northwind'in içini açmadan önce bir refreshleyelim. Açtık. Tables'ları açtığımda bakıyorum. Şurada bir journey var. Journey documents var. Captain var. Gayet güzel. Bir de ayrıca version info denilen farklı bir table daha gelmiş. Buna da birazdan bakarız. Peki diagramı bir açalım. Şöyle. Seçtim hepsini. Ekledim. İlişki tam olarak gelmiş mi bunu merak ediyorum çünkü sizlerle beraber. Ona da bir bakalım. İşte tam olarak şurada arkadaşlar. Aynen. Captain'la Journey arasında bire çok ilişki. Captain'la Journey Documents arasında bire çok ilişki. Journey ve Journey Documents arasında da bire çok ilişki. Söz konusu her şey yolunda gibi. Bunu gerçekleştirebildik. Peki, Version Info üzerinde sağ tık yaptım. Bir içerisinde neler var ona bakalım sizlerle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, tabii daha önceden benim deneme amaçlı yapmış olduğum migration'lar da burada. Şu an hani en son 2021, 01, 28, 14, 26 şeklinde gerçekleştirmiş olduğumuz yapıda tam olarak burada. Gayet güzel. Buradan da kontrol edebiliriz. Bu table'ı kendisi oluşturuyor arkadaşlar. Biz oluşması için herhangi bir şey yapmıyoruz. Diagram üzerinde de burada oluştuğunu gayet güzel görebiliriz. Peki, şimdi ise şöyle bir şey yapalım. Up yapmıştık zaten. Runner migrate up'ı command out yapıyorum. Ve bir adet rollback gerçekleştirelim. Şöyle çalıştırdık arkadaşlar. Migration has successfully executed diye bize bunu gösterdi. Geri döndüm şuraya. Şimdi şunları tek tek kapatalım. Table'ımızı bir refreshleyelim. Şöyle baktığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sonradan eklemiş olduğumuz hiçbir table burada yer almamakta. Tabii version info table da ona göre gitti. Tamamdır. Gayet güzel. Arkadaşlar bu örnek için bahsedeceklerimiz bu kadardı.
İlerleyen zamanlarda farklı videolarla yine karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca örneği kendi GitHub hesabımdan yayınlayacağım. Videonun description'ında da GitHub account'umun linkini görebilirsiniz. Oradan doğrudan download edip isterseniz siz de projelerinizde kullanabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler, hoşça kalın.